Amerika Birleşik Devletleri'nden görüntülerle devam edelim. Artık seçimlere sadece 3 gün kaldı. Hatta daha bile az kaldı diyebiliriz. Ülkenin yeni liderini 7 salıncak eyaletin sonucu belirleyecek ve ortalamalara göre Cumhuriyetçi aday Donald Trump 5 kritik noktada rakibi Demokrat Kamala Harris'in önünde. Gelişmelere bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı 72 saatten kısa bir sürede belli olacak. Cumhuriyetçi aday Donald Trump'la başkan yardımcısı Demokrat Kamala Harris arasında kıran kırana bir yarış var. Düğümü 7 salıncak eyalet çözecek. Peki anketler ne diyor? ABD basınında yer alan anket ortalamalarına göre... ...19 temsilcinin seçileceği Pensilvanya'da Donald Trump öne geçti. Ancak oy farkı yüzde bir bile değil. Eyalette kullanılan yaklaşık 1 milyon 700 bin erken oyda da... ...Kamala Harris'in yüzde 57'ye 33'lük üstünlüğü var. <laughs> Wisconsin eyaletinde ise Kamala Harris'in az farklı önde olduğu görülüyor. Fark yaklaşık bir puan. Michigan'da ise Demokratların oyu Cumhuriyetçilerden iki puan önde. Cumhuriyetçi aday Donald Trump ise Pensilvanya'nın dışında dört salıncak eyalette daha öndü. Bunlar Arizona, Kuzey Carolina, Georgia ve Nevada. Anket firmalarına göre bu eyaletlerde Trump'ın oyu her geçen gün artıyor. Erken oylama sonuçları da yarışın ne kadar çekişmeli geçeceğini net olarak gösteriyor. 2 Kasım itibarıyla ABD'de yaklaşık 67 milyon oy kullanıldı. Kamala Harris bu oylarda Donald Trump'a karşı %41'e 40'lık bir üstünlük kurdu. Ancak bu oran 5 Kasım'a kadar değişebilir. We are not going back. ABD'de başkan adaylarının seçimi kazanması için 270 temsilciye ulaşması gerekiyor. Salıncak eyaletlerdeki toplam temsilci sayısı ise 93. Cumhuriyetçilerin 5 salıncak eyaleti alması durumunda ABD'nin yeni başkanı Donald Trump olacak. Ve evet, seçimlere geri sayım sürerken Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump, salıncak eyaletlerde seçim çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Arizona'da konuştu Trump, seçimi sadece hile yoluyla kaybedebileceğini ileri sürdü. ABD'de başkanlık seçimine artık sayılı günler kaldı. Başkan adayları son düzlüğe girilirken mitingleri hız verdi. Cumhuriyetçi aday Donald Trump seçimin kaderini belirleyecek salıncak eyaletlerden birinde Arizona'daydı. Gazeteci Tucker Carlson'ın söyleşisine konuk oldu. Kendinden emin konuşan eski başkan, seçimi kaybetmesinin tek ihtimalinin hile olduğunu ileri sürdü. We got win first of all, but we are leading. Just keep the cheating down. The only thing can stop us is the cheating. It's the only thing that can stop us. Donald Trump seçime hile karışacağı iddialarını defalarca dile getirdi. Cumhuriyetçi adayın hedefinde özellikle Pensilvanya eyaleti var. Burası 19 temsilci ile seçimin en kritik noktaları arasında. 2020 seçiminde eyaletin tercihi mevcut başkan Demokrat Joe Biden olmuştu. Trump kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada kanıt göstermeden onları Pensilvanya'da hile yaparken fena yakaladık mesajını paylaşmıştı. Eyalet yetkilileri ise Trump'ın iddiası üzerine erken oy kullanma sürecinde herhangi bir usulsüzlük yaşanmadığını duyurmuştu. Trump'ın açıklamaları Cumhuriyetçi adayın seçim sonuçlarını kabul edip etmeyeceği ile ilgili sorulara neden oldu. Trump 2020 seçimlerinin ardından da seçim sonuçlarını kabul etmemiş ve yaşanan gerilim 6 Ocak 2021'de meydana gelen Kongre baskınına neden olmuştu.